İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Hazro, Lemkin Enstitüsü, uluslararası toplum Artsakh'ın kendi kaderini tayin etme hakkına saygı göstermelidir. Artsakh, Ermenistan Cumhuriyeti yolunu kapatan Azerbaycanlı ekoaktivist önderleri kimlerdir? Hrant Dink, ben kendi halkımın yaşadığı acıyı anlayan ve bu yükü taşıyan bir insanım. Almanya, Yezidilere karşı işlenen soykırımı resmen tanıdı. Bugün Batı Ermenistan'ın ileri gelenlerinden biri şair Vahan Tekeyan'ın doğum günü. Batı Ermenistan'da el sanatları, kalaycılık. Batı Ermenistan'daki Hazro yerleşim yerine Hazro, Hazro'da denirdi. Bazıları burayı eski Arzini ilçesi olarak tanımlarken bazıları da sonuncusunun bulunduğu yerin bilinmediğini düşünüyor. Hazro, köy, kasaba ve şehir olarak anılır. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır şehrinin yaklaşık 53 kilometre kuzeydoğusunda yer almaktadır. İdari olarak Diyarbakır iline bağlıdır. Orta Çağ'da Hazro tamamen Ermeni bir yerleşim yeriydi. Yeni zamanlarda burada Ermenilerin yanı sıra Kürtler de yaşıyordu. Hiçbir zaman kalabalık ve müreffeh bir şehir olmadı. Bu nedenle genellikle bir kasaba ve köy olarak kabul edilir. 1880'lerde şehirde 180 Ermeni evi, 1894'te 320'si Ermeni, geri kalanı Kürt olmak üzere 800 ev vardı. 1895 katliamı Armenosid ve zorla Müslümanlaştırılmasından sonra şehirdeki Ermeni nüfusu önemli ölçüde azaldı. 1913'te burada 200 Ermeni evi vardı ve 1915'te soykırıma Armenosid'e maruz kaldı. Ermenilerin bir kısmı Türkler tarafından yok edildi, diğer kısmı yerinden edildi. Hazro'nun anıtları arasında 13. yüzyılda biri 1266'da, diğeri 1268'de inşa edilen iki Ermeni kilisesi dikkat çekicidir. Bazı kaynaklara göre 1. Dünya Savaşı'ndan sonra harabeye döndü. Ermenilerin kiliselerden birine bağlı olan bir okulu da vardı. Lemkin Soykırımı Önleme Enstitüsü uluslararası toplumu Artsakh halkının kendi kaderini tayin etme hakkına saygı duymaya çağırdı. Enstitünün Twitter gönderisinde Lemkin Enstitüsü Artsakh'taki insani krizin bölgedeki istikrarsızlığı alevlendirdiğini ve ayrıca uluslararası ceza hukuku, insan hakları hukuku ve 2020 Kasım Ateşkes Antlaşması'nı ihlal ettiğini yeniden teyit ediyor. Uluslararası toplum Artsakh'ın kendi kaderini tayin etme hakkına saygı göstermelidir denildi. 44 gün süren savaş sonucunda Azerbaycan'ın kontrolüne giren topraklara vatandaşların giriş çıkışları Azerbaycan mevzuatı ile düzenleniyor. Bu nedenle Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne bağlayan tek yolu yasa dışı bir şekilde kapatan sözde aktivistlerin hareketi Azerbaycan makamlarının izni olmadan olamazdı. Bu hukuk ve adalet merkezi olan Tatoyan Vakfı'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 2020 yılının 29 Ekim'de imzaladığı kararnameye dayanan çalışmaları ile kanıtlanmıştır. Azerbaycan mevzuatına göre İçişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan'ın kontrolündeki Artsakh topraklarına giriş izni bir vatandaşın yazılı veya elektronik başvurusu üzerine vermesi dikkat çekicidir. Başka bir deyişle, ne bir memur ne de kamuya mal olmuş bir vatandaş kendi takdirine bağlı olarak söz konusu alanlara serbestçe giremez veya serbestçe dolaşamaz. Bu, Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve dünyaya bağlayan tek yolun 12 Aralık 2022'den beri yasa dışı bir şekilde kapatan ve kendilerini ekoaktivist ilan eden ancak gerçekte Azerbaycan makamlarının etnik temizlik politikasının bir aracı olan Azerbaycan hükümetinin ajanları olduklarını doğruluyor. Arman Tatoyan. Hrant Dink'in adını duyunca hem kaybetmenin acısını hem de gururu aynı anda hissetmeyen Ermeni yoktur herhalde. Türkiye'de Ermenice ve Türkçe olarak yayınlanan Agos gazetesinin yazı işleri müdürü Hrant Dink, kendi sesiyle tarihi gerçeği sadece Türk halkına değil, tüm dünyaya duyuran, mücadele eden bir Ermeni tipiydi. 2007 yılının bugün yani 19 Ocak'ta o ses en acımasız şekilde kesildi. Peki neden özellikle 19 Ocak'ta? Sembolizm sadece rakamlarda değil, içerikte de vardır. 1920'de o gün Büyük Britanya, Fransa ve İtalya liderliğindeki Milletler Cemiyeti, İtilaf Devletlerinin Yüksek Konseyi, Paris Meclisi'nde Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını resmen tanıdı. Türk senarist Ercan Mehmet Erdem bir röportajında şöyle dedi. Hrant Dink'in suçu ortaya çıkana kadar kimsenin bu ülkede alnı açık dolaşma hakkı yoktur. Ünlü Ermeni ve yabancı aydınlar Hrant Dink'i ve faaliyetlerini çok takdir ettiler. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Almanya Federal Meclisi Yezidilere yönelik soykırımı kabul eden yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti. IŞİD'in Yezidilere yönelik işlediği katliamların soykırım olarak tanınması için hükümet partileri Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti, Ana Muhalefet Partisi Hristiyan Birlik Partilerinin ortaklaşa hazırladığı karar tasarısı için Federal Meclis'te özel oturum gerçekleşti. Ezidi temsilcileri ve dini önderlerinin katıldığı oturumu yöneten Federal Meclis Başkanı Yardımcısı Katrin Göring-Eckhardt, meclisteki Ezidileri selamladı. Daha sonra teker teker söz alan Federal Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcileri tasarıya desteklerini belirterek böyle bir karar için meclis geç bile kaldı görüşünü belirtti. Sol Parti grubu ise Türk Devleti'nin Şengal'e yönelik saldırılarının son bulmasını istedi. Sol Partili Dadelen, Sayın Beğberg, Şengal ve Ezidilerin korunmasını istiyorsanız bir an önce Türk Devleti'nin uluslararası hukuka aykırı olan saldırılarına dur demeniz gerekir dedi. Parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından tasarı için oylamaya geçildi. Federal Meclis'te bulunan bütün parlamenterlerin destek verdiği tasarı oy birliğiyle kabul edildi. Vahan Tekeyan, Konstantinopolis, İstanbul'un Ortaköy semtinde doğdu. Konstantinopolis'in Nersesyan, Berberyan, Getronagan okullarında okudu. Vahan Tekeyan'ın eserlerinin Ermeni şiirinin zengin dünyasında kendine has ve renkli bir yeri vardır. Soykırım Armenosid'den tesadüfen kurtulmuş, geleceğe inancını yitirmemiş, neşe ve kahramanlık duygularını eserlerine dile getirmiş en iyi Ermeni yazarıdır. 1905 İskenderiye'de Şirak dergisini kurdu. 1908 yılında Konstantinopolis'e taşındı ve haftalık gazete olarak yayınladı. Arev, Jovutizayn ve diğer süreli yayınların editörüydü. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yetimleri toplama işine katıldı. Konstantinopolis, Kıbrıs ve diğer yerlerdeki Ermeni milli okullarında öğretmen olarak çalıştı. 19. yüzyılın 90'lı yıllarında edebiyat alanına girdi. O, Batı Ermeni klasik şiirinin son büyük şahsiyeti ve sürgündeki diaspora Ermeni şiirinin ilk büyük şahsiyetidir. İlk eseri 1894 yılında Gesarya'da Gagant, Konstantinopolis İstanbul'un Hayrenik gazetesinde yayınlandı. 1918'de Gece Yarısından Seher'e Kadar adlı kitabı, 1915'te Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid dehşetini, yok edilen insanların, halkın psikolojisini açığa çıkarıyor. Çeşitli bilimsel ve edebiyat makaleleri yazdı. Kahire'de vefat etti. 1947 yılında onun adına Beyrut'ta dünyanın birçok Ermeni kolonisinde şubeleri bulunan Tekeyan adlı Kültür Derneği kuruldu. Kalaycılık, bakır kapları kalayla kaplama sanatıdır. Eskiden günlük hayatta sadece bakır kap ve tabaklar kullanılırdı ve kullanım sırasında paslanmaması için önce kalay ile kaplanırdı. Kalaycı ustaya klekçi denirdi. Kalaycı zanaatkarlar çoğunlukla Ermenilerdi. Bu iş özellikle Adana Ermenileri arasında rağbet görmüştür. 1915 soykırımı Armenosid sonucunda kalaycılar ve diğer Ermeni zanaatkarlar her şeyi bırakıp gitmek zorunda kalmışlardır. Örneğin 1956 yılına kadar Adana'da kalan 15 Ermeni ustadan sadece ikisi bu işi sürdürmüştür. Daha sonra onlar da gitmek zorunda kaldı. Batı Ermenistan'da el sanatlarına her zaman saygı duyulmuştur. Çoğu zaman meslek ailenin soyadının temeli oldu ve aile bu soyadıyla anıldı. Ancak bilim ve teknolojinin gelişmesi bir dizi zanaatın ortadan kalkmasına yol açtı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ovanes Gazaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Dile Yamanat eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.